Şimdi izleyeceğimiz ve bir bebek kamerasına yakalanan görüntüler Reddit platformunda Vegetable Soft isimli bir hesap tarafından paylaşıldı. Bir anne uzunca bir zamandır bebeğini rahatsız eden bir güçle mücadele ediyordu. Bebeğinin doğumuyla birlikte evin içerisinde anlam veremediği bazı olaylar gerçekleşmeye başladı. Örneğin anne bebeği her ağladığında evin titrediğini hissediyordu. Duvarların arasında dolaşan gölgelerin varlığı artık iyiden iyiye gözle görülür bir hale gelmişti. Onu kucağına aldığında fısıltılar işitiyordu. Bebekten gelmediği ortadaydı. Peki o zaman sesleri çıkaran ve adeta anneyle konuşan şey neyin nesiydi? Annenin söylediklerine bakılırsa işittiği o fısıltılar karanlık bir dünyadan geliyor gibiydi. İç karartıcıydı. Sesler kesilir kesilmez de bebek ağlamaya başlıyordu. Bu durum annenin dediğine göre aylarca bu şekilde devam etti. Yaşadıklarını kayda almayı hiç düşünmemişti kadın. Ancak yine o gecelerden birinde bebek uyuduğu esnada onu çeken kameraya bir anlığına bir şey yansıdı. Açıklanması zor bir olaydı bu. Ayrıca o görüntüler annenin anlattıklarını da doğrular nitelikteydi. Gördünüz mü? Bebek yatağında uyurken kulağına bir şey dokunuyor. Dokunmasıyla birlikte bebeğin kulağı ve başı yatağa doğru itiliyor. Bebek kendisini rahatsız eden şeyin ne olduğunu anlamadan kafasını yataktan kaldırıyor ve etrafına bakınıyor. Görüntüleri izledikten ve Reddit'te yayınladıktan sonra şu notu da ekliyor annesi. Benim çocuğum kulaklarını kendi kendine hareket ettirebilen biri değil. Ayrıca izlediklerinizden de anlayacağınız üzere hareket eden tek yer kulak değildi. Başının da yatağa doğru bastırıldığını görebilirsiniz. Ve evet, çocuğun doğumuyla birlikte evde ve ailesinin kendisinde başlayan bu anormal durumların nedeni ve ne zaman sonlanacağı bilinmiyor. Bunun sebebinin doğuşsu bir varlık olduğuna kesin gözüyle bakılsa da böyle bir musallatın neden gerçekleşmiş olabileceğine anlam verilemiyor. Görüntülerde izledikleriniz ve ailenin anlattıkları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Şimdi izleyeceğimiz görüntülerin nerede kaydedildiği hakkında net bir bilgim yok. Ancak izleyeceklerimiz beni gerçekten de etkiledi diyebilirim. Bir anne çocuğunun uzun zamandır evin içerisinde kendilerinin göremediği ama onun gördüğü birilerini gördüğünü, onlarla konuştuğunu, arkadaşlık kurduğunu, oyunlar oynadığını, hatta bazen görünmeyen o kişiler ile tartışmaya bile girdiğini söylüyor. Bunları kameraya kaydetmektense çocuğunu psikoloğa götürüp tedavi ettirmeye çalıştı. Bunu aylarca da sürdürdü. Ancak gelin görün ki hiçbir sonuç alamadı. Aslında doktorlar çocukta psikolojik veya fizyolojik herhangi bir rahatsızlığa rastlayamıyorlardı. Manen ve madden sağlıklı olduğunu defalarca kanıtlamışlardı. Ancak tüm bunlar ailesinin şahit olduğu tuhaf durumları ortadan kaldırmıyordu. Çocuk son zamanlarda çok daha ileri gitti ve artık gördüğü şeylerin sadece insanlar olmadığını söylemeye başladı. Karanlık suratlı yaratıklar görüyordu. İşin bir diğer ürpertici yanı ise onları gördüğünü söylediği her anda çocuğun göz bebekleri gözleri yerinden çıkacakmışçasına büyüyordu. Şimdi izleyeceğimiz videoda yaşananlar bu anlattığım zaman dilimlerinden yalnızca bir tanesi. Kaydedilen anları izleyelim. Ardından da neden olabileceğine dair birkaç teori üretelim. What can you see? I see a... Oh my God, I see a wet. A wet? What can you see? Can you see anyone in the house? Yes or no? Yes, I found my girl. Whose girl? Standing over there. Are you sure? Yeah. Whose girl? Yeah. Yes. Whose girl? Over there, Danny. What's she doing? She's taking a watch. A watch? To whom? She's looking the... Looking the what?
checking the house. Who's checking the house? Is she a good or bad? Good. A good. Okay. Let's go to sleep. Come here. Aslında aranızda hastanelerde vakit geçirenleriniz ve orada çalışanlarınız varsa nöbet geçiren ve aslında orada olmayan şeylere gözlerini dikerek odaklanan çocuklar görmüş olmanız muhtemeldir. Ancak bunlar tıbbi olarak tanıları konmuş çocuklar ve aktif bir şekilde de tedavileri devam ediyor. Buradaki tuhaf olan durum, görüntülerdeki çocuğun birçok hastane ve doktor ziyaretinde bulunduğu ve herhangi bir tıbbi teşhis konmadığı gerçeği. Bunu göz önünde bulundurursak, durumun doğaüstü olması dışında da bir ihtimal gelmiyor açıkçası aklıma. Düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka yazın. Şimdi sizlerle birlikte bir ev içi güvenlik kamera görüntülerine bakacağız. Olay Nisan 2023'te saatler gece 1'i gösterdiğinde yaşandı. Genç bir kız evin salonu olduğunu düşündüğüm bir yerde uyuyordu. Uykusundan onu uyandıracak şey gerçekten de ilginç bir sebep olacak. Öncelikle kesintisiz bir şekilde o saniyeleri izleyelim. Ardından da izleyeceklerimiz hakkında biraz konuşalım. Önce kadraja tekerlekli bir oyuncak giriyor. Görünüşe bakılırsa dışarıdan hiçbir müdahale olmadan hareket etmiş ve biri tarafından itilmişçesine salonun bir yerinden diğer yerine doğru geliyor. Genç kız buna uyanmamıştı veya gözlerini açıp da bakma gereği duymamıştı. Bunun iki sebebi olabilir. Ya evin içerisinde bu tarz normal olmayan olayların sık sık yaşanması ve artık ev halkının buna alışmasıydı ya da gözünü açmayan genç kızın oyuncakla evdeki çocuğun oynuyor olduğunu düşünmesiydi. Ancak ardından gerçekleşecek durum bundan çok daha ciddiydi. Ve açıkçası bu videoyu listeye almamdaki tek sebepti. Kızın üzerinde uyuduğu kanepe bir anda kameraya yansımayan biri veya birileri tarafından havaya kaldırılıyor. İlk başta uykulu haliyle neler olup bittiğine anlam veremeyen kız ardından etrafına ve üzerinde uyuduğu kanepeye bakınca olanları idrak ediyor ve hemen fırlayarak oradan uzaklaşıyor. Babasının yanına giden kız yaşananları anlatıp gördüklerine onun da şahit olması için az önceki uyuduğu yere getiriyor. Onlar gelene kadar kanepe usulca tekrar yere indiriliyor. Evet, yaşananları tane tane anlatma gereği duydum çünkü görüntüleri izlerken gözden kaçırdığımız bir detay olup olmadığını bilmek istiyorum. Kurgu veya gerçek olduğu konusunda kesin bir hükme varabildiğimi söyleyemem. Sizler de izlediniz. Gördükleriniz ve olayın gerçekliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıkçası merak ediyorum. Yorumlarda benimle ve herkesle paylaşın. Lian adında bir kadın ve küçük çocuğu. Bahçeli yeni bir eve taşınmışlardı. Ancak taşındıklarına pişman olacağı olaylar yaşayacaktı kadın ve çocuğu. Aslında ilk aylarda pek de sorun yok gibiydi. Her şey güzel bir şekilde ilerliyordu. Ancak ilerleyen zamanlarda bir şey oldu. Çocuğu bir arkadaş edinmiş, sürekli onunla oyunlar oynuyordu. Size bu normal geldi öyle değil mi? Çocuk arkadaş edinmiş, bunda ne var diyorsunuz. Ancak durum öyle değil. Bu arkadaş görünmeyen biriydi. Sadece Lian'ın çocuğu onu görebiliyor, konuşuyor, oyunlar oynuyordu. Bir diğer sıkıntı da şuydu ki o görünmez arkadaş çocuğa fiziksel olarak zarar vermeye başlamıştı. Bunun birkaç örneğini göreceğiz. İşte bahçede oynarken kaydedilen bir video. Çocuk
görünmez arkadaşıyla oyun oynuyor, ona yerden aldığı yaprakları fırlatıyordu. Ancak kendisine ağır bir cisim fırlatılmış veya geriye doğru sertçe itilmiş olacak ki küçük çocuk bir anda yere düşüyor. Daha doğrusu düşürülüyor. Ardından da ayağa kalkarak annesine bile tuhaf gelecek şekilde bağırmaya başlıyor. Yakından baktığımızda hiç de doğal olmayan bir düşme şekli olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi de farklı bir günde kaydedilmiş bir diğer gizemli videoya bakalım. Çocuk oyuncağıyla oynarken bir anda birine odaklanır gibi oluyor. Ardından da hızlıca arkasına dönüp bakıyor. Muhtemelen görünmez arkadaşının bir diğer numarasıydı bu. Çocuğun annesi bu eve taşındıktan sonraki gecelerde rüyasında gördüğü tuhaf bir adam olduğunu söylüyor. Onu kendi ağzından dinleyelim. We move into this house and I start having these really horrible dreams. They were very disturbing. I had the same dream, but a little bit different every night. This went on for a while. I would wake up in the middle of the night. My heart was pounding. I was sweating. I was like terrified. And I would wake my fiance up all the time, and he was getting so aggravated with me because he didn't understand what was going on, and I didn't either. So eventually, I just kind of blocked it out, and I just wouldn't talk about it. Well. We ended up having a bonfire with my neighbors, and they had came over, and my one neighbor had said to me, so she said the family that lived in their previous had moved out because they were experiencing like scary, crazy stuff. I don't even know how she ended up showing me a picture of this man. She said this man had took his life in the house that I was living at, and the moment I looked at that picture, I knew that my house was haunted because it was the same man that I was dreaming of, and that was pretty much in my dreams every night. So this is when I knew that my house was haunted. Kaydedilen görüntüleri ve kadının yaşadıklarını inceleyen bir grup yerel doğaüstü olaylar araştırmacısı sıkıntının tamamen taşındıkları evden kaynaklandığını söylüyor. Umarım en yakın zamanda yeni bir yere taşınırlar ve gerçekleşecek daha kötü olayların da önüne geçmiş olurlar. Düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Rusya'da yayın hayatını sürdüren Nev Paranormal YouTube kanalının ekibi. Daha önce de inceleme fırsatı bulduğumuz bir kanal. Uzun zamandır terk edilmiş bir evi tekrar araştırmak için gidiyorlar. Geçen sefer bazı paranormal olaylar yaşamış ve yerin perili olduğunda karar kılmışlardı. Bu defa araştırmalarına ilk başta evdeki paranormal varlık her neyse onunla iletişime geçmeye çalışarak başladılar. İşte o anlar. Здесь есть кто-нибудь из мира духов? Опа. Здесь есть кто-нибудь из мира духов? Мурашки вообще. Какой голос такой? Голос, да, вообще жуткий, блядь. Да. Будто бы это демон какой-то. Кто ты? Динозавр, да? Угу. Кто ты? Я? Да. Ты дух или демон? Ты дух или демон?
Ты убил кого-то? Вот сейчас был четкий ответ «да». Почему ты именно тут? Почему ты именно тут? Ekip, evde ikamet eden paranormal bir varlık ile iletişim kurmayı başarıyor. Ancak onun iblis tarafından kandırılmış, alelade bir ruh mu, yoksa doğrudan iblisin kendisi mi olduğu konusunda kararsız kalıyorlar. EVP cihazıyla kurulan iletişim neredeyse kusursuz bir şekilde işliyordu. Bu da ekibi devam etme konusunda daha da iştahlandırıyor. Ama korkutucu bir olay iletişime son verecekti. Я не знаю, ну давай. Разбилось что-то или что? Смотри, окно разбито. Ну, осколки. Осколки, смотри, в эту сторону. Бился. Что это? Мне кажется, с ночевкой все не здесь. Я не смею. Я тоже думаю, что... Надо забирать ГФ. То есть... С магнитофон. Это, походу, совсем не дух, а какой-то демон. Или ж... Не знаю, зловещий дух. Что это было?
шкаф, что ли? Нафиг отсюда. Mm-hmm. Ну, давай лучше валить отсюда. Давай сейчас забери, я заберу. Bu evde yaşananlardan yola çıkacak olursak, içeride en azından bir paranormal varlık olduğu kesin gibi. Ekip onun son derece tehlikeli bir iblis olduğunu düşünüyor. Ve bu karara vardıkları an, başlarına daha da kötü bir şey gelmemesi için bir daha da geri dönmemek üzere hemen evi terk ettiler. İzlediklerimizin kurgu ya da gerçek olduğuna siz karar verin. Ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda mutlaka yazın.